Şimdi tabii bu depremden hemen sonra merkezi hükümet tarafından yapılan işleri anlatayım önce bir. Bizim çok önemli bir projemiz vardı. Belen'den Antakya'ya giden otoyolun devamı ihalesi yapıldı. Yaklaşık 21 milyar TL. Yine Hassa'dan İskenderun'a bağlayan bir tünelle buradaki amacımız şu. Orada çok büyük bir organize sanayi bölgesi alanı var. Bizim de 2015 yılında iz yatırıma koydurmuştuk milletvekiliyken. Onun da ihalesi yapıldı. Yaklaşık 50 milyar TL'lik bir yatırım. Orada Türkiye'nin en büyük tek başına organize sanayi bölgesi olacak. Yan tarafında 30 bin dönüm GES alanı var. Onlar da takviye olacak ona. Savunma sanayi yatırımları, Roketsan başlıyor şu an. Nereye? Kırıkhan'a Kırıkhan yapılıyor değil mi? ilçemize Roketsan'ın çok ciddi bir yatırımı Çok var. da büyük bir 300 istihdam. milyon dolar bedelle ve 1000 dönüm kapalı alan üstünde yapılan bir yatırımları var. Ciddi Biz bir şunu da istihdam planladık bu oluşturacak. ara. Sanayi alanlarımızı da planladık. Gelecekle ilgili şehrimizin ayağa kalkmasında istihdamla ilgili bu yatırımları da planladık ve ihaleleri yapıldı. Yani şehri tekrar kalkındırmak derken Tabii. bunlar da masada Evet. diyorsunuz. Sadece yeniden konutların inşasıyla kalacak Bitmiyor değil, tabii bitmiyor. bitmiyor. Havalimanımızın ihalesi yapıldı. Bu üç tane büyük ihaleyi yaptırdık. Yani Belen'den gelen otoyol, Hassa'dan İskenderun'a bağlanan tünel ve havalimanının Bunlardan ihaleleri hangisi yapıldı. biri değil galiba? Bunlar Hassa. bizim yapacağımız büyük şehrin yapacağı yollar bunlar Bunlar büyük şehir. ulaşımla Siz ilgili. Ben hükümetinkini hükümet anlattım. bakanlıktan Şimdi tabii bahsediyorsunuz. Hatayımızın tamamı merkezde yaşamıyor. %50'si de kırsallarda yaşıyor. Maalesef hangi köye gittiysen büyük şehirle mahalle olan yerler karşımıza gelen sorun yol sorunu, su sorunu, kanalizasyon sorunu. İnşallah biz hızlı bir şekilde kendi makine parklarımızla bunu hızlı bir şekilde başlatacağız. Bakın Neden bu kadar zor? Yani coğrafya olarak çok ciddi yükseltilerin olduğu, engebelerin olduğu Hayır bir hayır çok kolay arazide değil. efendim çok Dikey kolay. bir şehir Çok Hatay. kolay dertlenmek lazım. Ben her bölgeye ekip kuracağım. Bunun hepsi iş makinası. Kamyondur, kamyonlardır. İşte eskavatördür, dozerdir, finişerdir, silindirdir. Bu kadar basit. Her bölgenin ekibini kurarsınız. Hatay 15 bölge. Bunun toplam maliyeti bir büyük şehirde bir para değil. Yani tüm makinaları alsanız ki şu an büyük şehir hep kiralık iş yapıyor. Çok ciddi bir külfeti var büyük şehire. Şöyle örnek vereyim size. Ayda 40 milyon kira parası ödüyor. Firmanın oradaki mal varlığı değeri 400 milyon. Yani bir %10, yılda, 10 ayda, 11 ayda, 10 11 ayda ayda kendini amorti ediyor. amorti Bakın, ediyor, evet. böyle bir zihniyetle çalışan bir büyük şehir var. Yani bu ne anlama geliyor? Seyircilerimiz takdirini Yatıyorlar versin. yani, deseniz hocam Yani şimdi güzel. ben 15 bölgeye de ekibimi kuracağım. Ya da Hatay'ın hızlı bir kaynaklarını şekilde. başkalarına Ben aktarıyorlar. eski ilçe başkanıyım. 2014'e kadar il özel idaresi vardı. Biz o kıt bütçelerle tüm o köylerimizin yollarını, içme sularını, mezarlıklarını hepsini yapmıştık. Okullarını, camilerini. 2014'te sağlam teslim ettiğimiz şehir 2014'ten 24'e geldiğimizde çökmüş durumda karşı karşıya kaldık. Gitmezsen tabii. Ve depremle alakalı değil bu. O bölgeler depremde hasar görmedi. Ama maalesef yolu yok. Hatay'ın suyu yok, kanalizasyonu yok. Bunlarla hızlı bir şekilde buluşturacağız. Yine İkinci önceliği. biz köy meydanları yapacağız. Bizim çocukluğumuzda köylerin meydanları olurdu. Her köyün. O günkü şartlarda bir köyün bakkalı olurdu, muhtarın bir odası olurdu. Şimdi biz bunu geliştireceğiz. Nasıl yapacağız? Benim vaadimdir, 1000 nüfus üstü 100 köyümüze bu dönem yapacağım. Köy meydanı. Meydanda bir kere bir çok amaçlı salon olacak. Burada toplantılar, Üstlerde var bu hocam. Toplantıların Düğün olması salonları. lazım. Taziyelerin kabul edilmesi lazım. İyi gün kötü günde bu salonların kullanılması lazım. Muhtara bir bina yapacağız muhatap olarak. Kadınlarımızın sosyal Sosyal bir alan faaliyet olacak aslında. Efendim? Sosyal bir alan Tabii olacak. o meydanda olacak bunlar. Bir tanesini de örnek olarak, hediye olarak Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan aldım bu arada. Bir köyümüze Çevre Şehircilik Bakanlığı örnek olarak yapacak. Her köye sosyal tesis diyorsunuz. Pilot olarak Hayır. yani. Pilot bölge. 100 köye 100, 100 köy, 1000 nüfus üstü bu dönem. Ha, bin nüfus Örnek üstü. meydan Toplam gibi. Toplam 365 köyümüz var bizim.
eski köy olup mahalle olan, kırsaldaki yerlerimiz. Sayın Başkan, madem bunların köylerden bahsettik, köy evlerinin ne kadarı tamamlandı? Daha yapılacak, projelendirilmiş? Şöyle efendim, arazi sorunu olmayanların hepsi yapıldı. Fakat arazi sorunu olanlar var. Maalesef bir imar planı yok Hatay'da. Hatay'da köy yerleşim yerleri ya hazine arazisinde ya Suriyeli arazisinde. Çünkü sınır çizildiği zaman bizim orada arazilerimiz kalmış, onların bizde arazileri kalmış. Öyle olunca da tapu meselesi çıkıyor. Biz gelir gelmez hemen imarla bunu hazine olanları belediye devralacağız. Suriyelilerin arazisiyle ilgili de onların bir hesabı var devlette. O hesaba istimlak parasını yatırıp köylerin imar planını çizeceğiz. Herkesin kullandığı yerin tapularını kesip kesip vereceğiz. Ve bu vatandaşlarımız ne su sorunu yaşayacak bundan sonra, ne proje sorunu yaşayacak, ne de enerji problemi yaşayacak. Şu an enerji çekemiyorlar. Su bağlatamıyorlar. Yani kanunen engel var bu konuda. Onun için onu da, imarı da hızlı bir şekilde yapacağız. Tabii burada kadınlarla ilgili bugün Anadolu'da nereye gitseniz var. Erişte yaparlar. Oya işlerler, örgü yaparlar. Buradan kendilerine bir gelir elde ederler. Bu tür salonları yapacağız kadınlarımızla ilgili. Çok. Yani o bizim kendimiz iletişimi de çok yoğun. Kültürümüz var, tarihimiz var. Öğretmen olarak şu ders çalışma yerlerini biraz anlatır mısınız? Evet, gençlerimize yapacağız bunları. Gençlerimize, evet. Ve gençlerimize orada bizim bünyemizde olan belletmenler tarafından da destek vereceğiz. Hem lise sınavlarına hem üniversite sınavlarına hazırlanacak. Bunlar yaşlılarımızla ilgili yapacağımız alanlar var. Tabii yaşlılarımızı, onlar bizim çınarlarımız diyoruz biz. O çınarlarımızın evde bakımlarını yapacağız. Evlerinin temizliğini yapacağız. Haftada bir gün onları alıp güzel yaptığımız işte gastronomi merkezi gibi merkezlerimize, plajlarımızda yaptığımız yerlere, dağlarımızda yaptığımız mesir alanlarına götürüp kaynaşmalarını, muhabbet etmelerini sağlayacağız. Yine üniversiteye gidecek çocuklarımızın ilk bavulunu ve ilk biletini biz alacağız. İlk bilet ve ilk bavul. Bavuluna da hediyelerini koyup gençlerimizi inşallah üniversiteye o şekilde yönlendireceğiz. Bunlar kütüphanelerimiz olacak. Bu kütüphanelerde çayımızı, çorbamızı, hepsini öğrencilerimize, internetimizi sağlayacağız. Gençlere bol bol spor alanı yapacağız. Buralarda dersini çalışan gitsin sporunu yapsın. Bunu yapmamız lazım. Çünkü gençler bizim geleceğimiz. Yine İnternet var mı hocam? İnternetler var, var, var. Sıkıntı yok internette. Yine bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi istihdam. İstihdamla ilgili de bir yanda en büyük gelir kaynağı ne Hatay'ın? Çelik sektörü çok ciddi, tarım çok ciddi. Hatay'da ayakkabıcılık sektörü çok iyi, mobilyacılık sektörü çok iyi. Yani Hatay hem sanayi sektör şehri hem tarım şehri. Hatay'ımızda turizm şey yok, onu canlandıracağız. Sadece gastronomi merkezine hesabımız 3 milyon turist. 3 milyon. Bugün Hatay'daki gastronomi... Ama bundan bahsederken hem sanayiden bahsederken... Hocam Antepliler duymasın. Hem de turizmden bahsederken mesele yok, yine dönüp dolaşıp Sayın efendim? Başkan yola geliyor. Yani ana yollar şehri birbirine bağlayan tabii, yollardan tabii. Çok o ilçeleri birbirine bağlayan ara yollardan geçiyor mesela. Bu olmayınca hiçbiri olmaz. Ne turizm de ilerleyebilir. O yollar ne az önce gösterdiğimiz gelebilir. O bağlantı yollarının hepsini yapacağız. Yani Samandağ'dan Arsuz'a giden yol. Kaleye kadar geldi. Kaleden Arsuz'a gideni tamamlayacağız. Yine Arsuz'dan havalimanına gelen bir yolumuz var. Onu bağlayacağız. Hassa'dan dört yola giden bu ara yolları. Karayolları standartlarında olacak. Bunları bağlayacağız. Peki siz 5 yıl içinde bunları yapabilecek misiniz? Tabii. Bunlar... Başkanım bir de hatırlamak önemli. Hatırlayacak mısınız? Biliyorsunuz. Evet. Yok. Biz de şöyle. Hafızamızı yazıyoruz yani. Tabii. Orada sıkıntımız olmaz. Biz yapamayacağımız, bakın iş makinalarımız kendimiz alacağız. Elhamdülillah. Yani ben ayda 40 milyon ödeyeceğimi, ben 40 milyonla 3 bölgenin iş makinası işini çözüyorum. Sayın Başkan, müsaadenizle bir son dakika gelişmesi var. Başkan Sumut Hoca'dan bahsediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı açıklama. İran kuzeyinde 27 terör hedefinin vurulduğuna ilişkin sizmiş. Yapıldı. Ne yazık ki bugün bir şehidimiz vardı. Yaralı 4 askerimiz vardı. İran kuzeyinde o sızma girişimi sonrasında gerçekleştirilen operasyonda. Bugün seyredi ama. Misiyle karşılık verildiği. Muhtemelen tam açıklamayı bilmiyorum. Son dakika ekranında okuyorum. 27 terör hedefinin vurulduğu belirtiliyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından
yapılan açıklamada hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık diyor. Bir saniye hemen açıklamayı açıyorum. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. İran kuzeyindeki Metin Azap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef düzenlenen hava harekatıyla imha edilmiştir deniyor Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Bunu belirtmiş olayım. İlerleyen dakikalarda Mesut Hocam'la belki konuşuruz. Buyurun Sayın Şimdi Başkan, tamamlayalım. Diğer bir konuda istihdam Hatay'da. Evet. Şimdi maalesef şöyle bir sıkıntı var. Bir yandan işveren eleman bulamıyor. Bir yandan da gençlerimiz iş arıyor, iş bulamıyor. Biz 6 aylık kurslar açacağız. Burada hangi sektöre ne tür elemanlar lazımsa. Mesleki eğitim kursları mı? Evet. Çok. Açacağız. Sertifikasını vereceğiz. Bu ara bunların maaşlarını biz ödeyeceğiz. Çok iyi. İş garantili. Hem ekonomimizi kalkındıracağız. Hem de gençlerimizi meslek sahibi yapıp işle buluşturacağız. Peki. Sayın Başkan, bu ara Hatay 7. bölge olduğu için ciddi bir tekstil yatırımı gelecek Hatay'a. Öyle, zaten çok yakında var. Antep'te var, Maraş'ta var. Evet. Hatay'da niye olmasın? Olacak. Zaten teşvik pamuk bölgesi. Şehri. Değil mi? Benim teşvik de bölgesi. Sektörüm. Onun için kadın işçilerimize, çalışanlarımıza çok ihtiyaç var. Onları 6 aylık kurslarda yetiştirip hızlı bir şekilde ekonomiye İnşallah. Kazandıracağız. İnşallah. Çünkü biz Hatay hep beraber çalışarak bu şehri hızlı bir şekilde ayağa kaldırırız. İnşallah. Bunun da planlamalarını yaptık. İnşallah 1 Nisan'dan sonra dualarınızı bekliyoruz. Allah yardımcımız İnşallah. Olsun. Biraz sonra ya, 10 gün kalıyor. Bir küçük bir soru. Evet. Bildiğim bir yer olduğu için söylüyorum. Ben. Çok detay belki de gelecek bu hizmetlerin yanında da. Harbiye'de şelaleler vardı yıllar evet. önce benim. Hı hı. Küçüklüğüm, gençlik dönemlerimde o şelaleler müthişti. Oranın bir istilayla ilgili bir şey var mı acaba? Son yıllarda o Harbiye'deki şelalelerin çok daraldığı, akmadığı, kuruduğu, eskisi gibi o kayalardan fışkıran suların olmadığı söyleniyor. Şu an görseniz orayı üzülürsünüz. Biz misafirlerimiz dağlarına... geldiğinde Hatay'a, Harbiye'ye yemeğe götürürdük. Çok güzel restoranlar en vardı. En güzel yer burası. Ben bir Çevik ay önce Harbiye. Kampanyamda gezdim oraları. Maalesef esnafın da durumu çökmüş. Şelale kurumuş, çer çöp her yer. Allah toz Allah. İçerisinde. Demedim çünkü. Oraları hızlı bir şekilde elden geçireceğiz. Bunlar Atatürk'ü değil mi hocam? Efendim? Atatürk'ü bunlar. Oralar ıslah edebilir evet. mi? Atatürk'ün yani herkesine hepimiz saklı. Öyleyiz de yani. Islah edebilir yerler mi oralar? Tabii ıslah tabii. Tabii. Çok mi? Kolay, çok kolay. Bunlar para gerektiren işler de değil. Şimdi diyorlar ki bu Hatay'ın kadar projenin finansını nasıl lazım. Bulacaksınız? Ya bunların hepsi para gerektirmez. Bunlar bir işi dertlenmeyle alakalı. Bu kadar başıboşluk mu vardı yani? Yani bu kadar her şey kendi haline bırakılmış. Düşünün İnanılmaz bizim hiç şey. Unutmuyorum 70 milyondu toplam il özel idaresinin bu bütçesi. Bunun %40 gibi personel giderlerine, cari giderlere gidiyordu. Kalanıyla biz tüm köylerin okullarını yaptık, mezarlıklarını Allah yaptık. Allah. Bakınız mezarlık yeri yok. Depremde şehit olan kardeşlerimiz yol kenarında bir deprem şehitliği yapıldı Antakya'da. Evet, evet, evet. Oralara defnedildi. Ya bir şehrin mezarlık planlaması yapılmaz mı? Böyle bir şey olabilir mi bir şehirde? Allah. Yani böyle bir şehir Hatay yani başıboş. Bir afet hazırlık yok. Yani çok büyük bir, şey bir afetle hiçbir karşılaştı. Şey ya, mezarlık için afete hazırlık mı gerekir? Aslında yani bambaşka bir normal bir tamam. ölüm ve doğum var. Bunun istatistikleri var. Bunun planlaması yapılmaz mı bir şehrin mezarlıklarını? Maalesef Hatay'ımızda mezarlık sorunu var. Birçok mahallede, köylerde, köylerin mezarlığı yok. İnsanlar nereye defnedeceğini cenazesini Hocam, bilmiyor. Allah sabır versin. Biraz sonra yani Hatay'ın durumu bir bu. Bir Nisan balığıyla onları balıkhanede satarsınız artık. Sayın İnşallah gastronomi merkezini önemsiyoruz. Pazar yerlerini önemsiyoruz. Bunlar Hatay bir üretici şehir. Pazar yerlerinde bu ürünlerin değerlendirilmesi lazım. Peki. Belli sektörlerimiz var. Ayakkabıcılık gibi, mobilyacılık gibi bunlar marka Hatay'da. Tarım sektörü ve çelik sektörü. Bunlarla ilgili Bursa İnegöl bunu başarmış. Mobilyacılıkta bir AVM yapmış. Evet. Biz bir fuar alanı yapacağız. Bunun içerisinde 4 sektörümüzü daimi şekilde orada ürünlerini tanıtacak, kurumsal bir hale getireceğiz. Çünkü bizim Orta Doğu pazarımız var. Evet. Oradan gelen insanların kurumsal bir yeri görmesi lazım. Aynen. Kurumsal yer görülmezse ticaret olmaz. Bizimkiler ayakkabıyı üretiyor, biri marka basıyor, 10 katına, 100 katına malı satıyor. Mobilyayı biz üretiyoruz. Buradan bir marka değeri olan mobilyacı onu alıyor yurt dışına.
100 katına, Antep 10 katına yapmış, satıyor. Hatay neden yapmasın? O eski Hatay yolu, yapar. İpek yolunun geçtiği yerler. Hatay'ın 10 yılına yazık zaten oldu. İnşallah yani 31 Mart akşam o makus tarihinden kurtulacak. 10 gün kaldı hocam. Çok teşekkür ediyorum. 1 Nisan'da onları paketleriz. Valla Hataylılar kazanır. Evet.